Değerli izleyicilerim, gelin sizin bir düşçe kuralım. Düş, rüya, düşçe hayal. Şöyle bir hayal kuralım. Ülkemiz, devletin kurduğu ya da desteklediği fabrikalarla donatılmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti fabrikalar kurmuş. Yani ölü yatırımlar. Üretime katkısı olmayan saraylar ya da banka yapıları ya da bakanlıklar yapıları üretime katkısı olmayan ölü yatırımlar yerine kaynakları fabrikalar kurmaya adamış. Yayılmış gitmiş fabrikalar ülkemizde. Devlet hem kendisi yapmış hem de yapan girişimcilere destek vermiş. Bir düşçe bu. Ve şöyle fabrikalar olsa yani bir fabrika tanımlıyorum çalışanların tüm zorunlu gereksinimlerini karşılayan fabrikasında 40 yataklı hastane, eczane, laboratuvar bulunan evli işçi ve memurlar için bin kişilik doşman, bekarlar içinde işçi evleri olan, işçi çocukları için çocuk yuvaları olan eğitim kurumu gibi bir fabrika beş sınıflı iş okulunda çocuklar okuyorlar. Emekçiler, çalışanlar koro kurmuşlar, koro. Klasik müzik seslendiriyorlar. Piyanosu olan bir fabrika. Eğlenceler, balolar düzenleniyor. İşçi korosu sadece fabrikanın olduğu şehirde değil, çevre illerde konserler veriyor. Çok sesli müzik ülkemizde tanıtılıyor. 700 kişilik sinema salonunda haftada 6 gün film gösteriliyor. İşçiler yemek aralarında klasik dünya eserlerini okuyorlar. Radyoları da var, televizyonları da var. Tiyatroları da var. Hatta Gıdı Gıdı adlı bir gülmece gazetesini de onlar çıkarıyorlar. Yöre halkı için bir çekim ortalığı, çekim merkezi oluyor fabrika. Halka biçki dikiş ve benzeri kurslar veriliyor ve yılda iki kez fabrika ürünleri dağıtılıyor. Şehir merkezi ile fabrika arasında şehir halkının da ücretsiz olarak yararlandığı bir tren çalışıyor. Ve kırmızı beyaz formalı fabrikanın spor takımı atletizmden bisiklete, futboldan yüzmeye kadar birçok dalda etkin. Paten bisiklet yarışları düzenleniyor. Ne dersiniz bu hayale, bu düşçeye? Güzel mi? Evet. Bakıyorum beğenen var mı bu hayalimi? Yani böyle fabrikalarla Türkiye baştan başa donatılmış. Hüsniye Gerçek Yusuf Koç üstüne... Evet Mümtaz Erol Neva Gelişim, Yusuf Koç, Yusuf Koç, Yasemin Alpagut, Refik Kasimov. Yok geç kalmadınız, 21'de başlıyor. Ne diyor Neva Gelişim, Necla Ayber? Rüya gibi, evet ben de zaten bir düş kuralım dedim. Bunu amaçlayabilir miyiz? Yani ülkemizin her yanına, bütçe kaynaklarını savurganlığa değil, yine söylüyorum, gereksiz lüks gösteriş yapılarına değil, gösteriş yollarına değil hatta, gösteriş köprülerine değil ya, üretime. Ne olur fabrika olursa, fabrika olursa işsizlik azalır, azalabildiğini kadar azalır. Şimdi önce bu anlattıklarımı sindirmenizi istiyorum. Bir düş kurdum. Niye kurmayayım ki? bir hayal kurdum, bir düşçe, yani hayal yarına ben düşçe sözcüğünü kullanıyorum. Bir düşçe kurdum. Öyle bir fabrika ve bu fabrika örneği bütün ülkeye yayılmış. Ne dersiniz? Beğendiniz mi bu fabrikayı? Türkiye'de böyle bir fabrika ve böyle fabrikalar yayılabilir mi? Hatta Türk Cumhuriyetlerinde aynı sözleri söyleyebilirim. Türk Cumhuriyetlerinde de böyle gösteriş binaları, eğri büğrü binalar, göz boyayan bir takım yapılar yerine fabrikalar kurulsa. Evet Kamil Ergen iyi yayınlar, Hasan Kavlak iyi yayınlar, Dursun Yaşaroğlu iyi yayınlar. Ama Harun Gökduman bu düşçemi nasıl buldunuz? Böyle yapalım mı? Yani Türkiye'yi baştan başa devletin yaptığı özel girişimi desteklediği ama örnek verdiği böyle yapacaksın yaparsan desteklerim dediği fabrikalarla donatalım mı? Evet, yazmanızı bekliyorum. Ne dersiniz? Bunu yapalım mı? Bu yapılsın mı? Evet, neden olmasın? Evet, neden olmasın? Ama ben bunun olduğunu söyleyeceğim şimdi. Bakınız. Değerlerim ben yıllardan beri Atatürk anlatırım. Çok uzun yıllardan beri. Kaymakamlığımdan beri salonlarda konuşurum. TRT'de 84 hafta konuşma yaptım. O konuşmalardan kimilerini ben anlatıyordum. Ve şimdilerde İyi Parti'nin sözcüsü olan Profesör Doktor, değerli kardeşim, evet, Kürşat Zorlu o dönemde genç bir üniversite bitiren olarak soruyordu, ben anlatıyordum. Onu da yaptık. Çok gelişti, kendisini geliştirdi. Yani öğrencilerimin o partide, bu partide, orada, burada... İyi yerlere gelmeleri beni sevindiriyor. Ama şunu söyleyeceğim. Belki bunu ilk defa anlatıyorum. Şimdi düşçü olmaktan çıkaralım. Gerçeği konuşalım. Gerçek ne? Gerçek yalanla yaşatılmaz adında bir kitap. Necat Özgür. Değerli bir yazar, araştırmacı, çok ciddi bir kitap yazmış ve bunu da daha önce Karina yayın evi yayınlamış. Şimdi Necat Bey, Atayurt yayınlarının bir yazarı. Atayurt yayınlar benim değil, onu söyleyeyim. Bir kimiler öyle sanıyorlar. Atayurt yayınları, iyesi, hocası, sahibi. Haruk gözü büyük. Ama o aynı zamanda bizim Ata Derneğimizin baş yazmanı. Onun kurumun adı Ata, bizim derneğimizin adı Ata. Dolayısıyla kimileri karıştırıyorlar. Sakıncası yok. Çok değerli bitikler yayınlıyor. Ama sahibi ne benim ne de derneğimiz. <laughs> Dursun Yaşaroğlu. Parti Dursun Yaşaroğlu kardeşim. Parti nasıl yapıyor. E biz yapmayız. O yapabilir. yapabilir ya ama ben partiler dışı, partiler üstü Atatürk'ü anlatıyorum. Atatürk'ü anlatacağım. Evet değerlerim. Şimdi ondan okuyorum bunu. O Atatürk'le ilgili birçok üfürük, öttürük. Öttürük sözü Doğu Türklerinde, Kazaklarda yalan demektir. Onları düzeltiyor ama bu arada gerçekleri de yazıyor. Şimdi sıkı durun. Sümer Atatürk'ün kurduğu kurum Atatürk'ü anlamak derken bir de buradan başlayalım. 19 fabrika üreten, fabrika üreten bir kurum. Adı Sümer Bank ama banka değil. Fabrika üreten yani kağıt fabrikası da içinde ürettiği fabrikalardan birini anlatıyor Evet, Sümer ürettiği ve Atatürk'ün açtığı. Nazilli'de açılan bez fabrikası, kumaş fabrikası Nazilli'de. 1937. Bir başka fabrikada Kayseri'de açılmış. O 1935. Ama Nazilli fabrikasını ben anlatmak istiyorum. Ve ben okumayı pek sevmem biliyorsunuz. Anlatırım. Ama bu çok ilginç bir olay. Fabrikalar yani diğer fabrikalar da Atatürk'ün döneminde devletin kurduğu fabrikalar değerlilerim Atatürk sadece ülkeyi kurtarmadı kurtardı sadece cumhuriyeti kurmadı kurdu sadece bize yurttaşlara birey olma kul olmama sevincini getirmedi getirdi Sadece bize Türklük bilinci vermedi, verdi. Padişah'ın kulları olmaktan çıktık, birey olduk, yurttaş olduk, Türk olduğumuzu bildik. Bilmiyorduk. Anlatılmamıştı. Binlerce yıllık bir tarihten gelen yeryüzünün gördüğü en büyük ulus olduğumuzu gördük. Bunu bize Atatürk gösterdi. Ama sadece bunlar değil. Bakınız Atatürk'ün kurduğu bir fabrikada neler olmuş? Nazilli İpek Fabrikası. Evet, Nazilli Fabrikası'nda 40 yataklı hastane. Eczane. Laboratuvar. Evli işçi ve memurlar için lojman. Bekarlar için yatakhane. işçi çocukları için kreş diye yazıyor. Ya yani tabii ki çocuk bakım yeri. Eğitim kurumu gibi fabrika. Ve sınıflı okulu var. Ayrıca okuma yazma öğretiliyor. Emekçiler, işçiler koro, koro kurmuşlar. Klasik müzik seslendiriyorlar. Piyanosu olan bir fabrika burası. Nazilli fabrikasında eğlenceler, balolar düzenleniyor. Nazili'de de düzenleniyor. İşçi korusu sadece Nazili'de değil, Aydın ve Denizli gibi çevre illerde konserler veriyor. Çok sesli müzik Anadolu'ya tanıtılıyor. 700 kişilik sinema salonunda haftada 6 film gösteriliyor. 1937 Evet ben çok sonraları yani daha 10 yaşımda falan ilk Filmi görmüştüm. İşçiler yemek aralarında dünya klasikleri okuyorlar. Radyoları var kendilerinin. Tiyatroları var. Gıdı gıdı. <laughs> ne güzel isim yahu. Gıdı gıdı. <laughs> yani güldürme amaçlı bir gülmece gazetesi çıkarmışlar ama adı bana çok hoş geldi. Gıdı gıdı. <laughs> Daha insan adını duyar duymaz gülmesi geliyor. Evet. Tüm bunlar Nazilli fabrikasında yapılıyor. Yarı halkı için bir çekim merkezi. Bitki dikiş kursu veriyorlar. Yılda iki kez ürettikleri basmaları dağıtıyorlar. Şehir merkeziyle fabrika arasında Nazilli halkının da ücretsiz olarak kullandığı bir tren çalışıyor. Lacivert beyaz formalı Sümer Spor Sümer Spor diye bir spor takımımız var o dönem atletizm, bisiklet, futbol, yüzmeye kadar birçok dalda etkin paten, bisiklet yarışları düzenlemektir. Evet. Bizim benim düşçe, hayal, düş, rüya diye anlattıklarım Atatürk döneminde gerçekleşti. Evet, Atatürk döneminde. Sadece 10. yıl marşında söylendiği gibi ülke demir ağlarla baştan baş O demir ağları da Türk müteahhit yaptı. Yapamaz Türkler bunu yapamaz deniliyordu. Yaptı bir hiç erkin. Nur Demira bir hiç erkin. Genel müdür Nur Demira müteahhit. Sonra Nuri Demira Atatürk'ün emriyle 1936'da Kayseri'de uçak fabrikası kurdu ve öyle şimdilerde söylenildiği gibi işte oradan buradan getirip ya da bir yerlerde yapılıp da biz yaptık değil. Türkiye uçak yaptı. 1936'da Türkiye Nuri Demirağ uçak yaptı. Ve bu uçakları devlet satın aldı. Sonra yurt dışı bağlantılar yapıldı. Ama Atatürk'ten sonra fabrika ne yazık ki kapatıldı. Bu da olaylarımızın, tarihimizin bir acıklı yanıdır da önemlidir. Bu arada değerlerim benim anlattığım bir olay yani ateşten adamlar içinde anlattığım bir olay var. Şakir Zümre. Şakir Zümre'yi beni dinleyenler biliyorlar ama dinlemeyenler bilmiyorlar. Yani Şakir Zümre'yi ben ve yeniden Türkiye' ye tanıtmalıydım. Şakir Zümre neden unutturuldu? Şakir Zümre'yi bilmeden Atatürk'ü anlamak olabilir mi? Olabilemez. Şakir Zümre'yi bilmeyenler Atatürk'ü anlayamazlar. Ama de benim anlattığımı aldılar. Anlattım ne diyeyim olurlar Bundan yararlanarak reklam filmi yaptılar. Şimdi reklam filminin reklamını yapmayın. Merak edip de peşine düşmeyin. Ama şu, ben Şakir Zümre'yi anlattım. Aynen onun gibi. Ben torunumu anlatırken <laughs> de birileri öğrenip bunu an, öğrendi, anlattı filan. Dede torunu böyle başlıyor film. Dede torunu. Dede diyor bu Atatürk'ün yanındaki kim? O Şakir Zümre. Bir resim var. Şakir Zümre ne yaptı? Şakir Zümre Atatürk'ün buyruğuyla İstanbul'da Haliç'te 2000 kişinin çalıştığı bir silah fabrikası yaptı. Ve bu silah fabrikasında üretilen silahlar Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Mısır'a, Ürdün'e satıldı. Gelişip duruyordu. Atatürk'ten bir süre sonra o fabrikada kapatıldı. Çünkü Türkiye Amerika'nın himayesi altına girince hani manda olmayacak diye savaştık. Ama mandaya benzer bir tam manda değil elbette ama <laughs> mandaya benzer bir dönem Türkiye'de Atatürk'ten sonra başlayınca Şakir Zümra'nın silah fabrikası kapatıldı. O da işi sobacılığa döktü. Soba yapıyordu. Soba dışında kumbara yapıyordu İş Bankası için. Onlardan biz kullandık taş gibi böyle ağır kumbaralardı ayrıca çiftçiler için kova yapıyordu. Ama Atatürk dönemine baksan Atatürk dönemindeki fabrikaların durumuna bak Atatürk dönemi eğer sürüp gitseydi Türkiye baştan başa Nazilli fabrikası gibi, Kayseri fabrikası gibi, Uşak'taki şeker fabrikası gibi Türkiye baştan başa fabrikalarla donatılırdı. Kimisini devlet yapardı, kimisini de yapan girişimcilere destek vererek yaptırırdı. Ve şunu çok kesin olarak söylüyorum. İstemi, ya bu sözlerime inanmayan, Atatürk döneminde yapılanlara bir baksın. Hani projeksiyon diyorlar, trend, tablolar yapılıyor. Şöyle... Türkiye'de ekonomi gidiyordu. Bugüne o yükseliş gelseydi hiç kuşkunuz olmasın biz bugün Japonya düzeyinde olurduk. Atatürk dönemindeki durum devam etseydi biz bugün Japonya düzeyinde olurduk. Almanya düzeyinde olurduk. Hiç kuşkunuz olmasın. Atatürk'ün yaptığı büyük dönüşüm ve Türk devrimi kalkınmak ve gelişmek için gereken bilimlik ortamı hazırlamıştı. Ama sadece ortam hazırlanmadı. Atatürk bunun örneklerini de ortaya koydu. Çiftçiler için de kendisi bir çiftçilik yaptı ve çiftlik kurdu. Bataklığı aldı, satın aldı, kuruttu ve çiftlik kurdu. Evet. Ne gerçek? Genç nüfus üretim birim testleri. Evet. Üretim testleri lazım. Üretim birimleri lazım. Birilerinin itibarını arttırmak için şimdi kendimi tutmalıyım ve yanlış bir söz suç teşkil edecek bir söz söylememeliyim. Evet, kendimi dizginliyorum. Sakinleş Nabi Kemal Zeybek. Sakin, sakin söyle. Birilerinin itibarını arttırmak için saraylar değil. Bakanların itibar artsın diye saray gibi bakanlık yapıları değil. birilere gösteriş yapsın diye hayali bir takım kanallar değil. Türkiye Atatürk döneminde olduğu gibi akıl ve bilim yolundan giderek üretim birimleri yani fabrikalar yapmalı. Bütün gücünü buna yönlendirmelidir. Ben geçmişi anlatırken geleceği anlatıyorum. Yani Atatürk'ün sadece Atatürk çok büyük insandı. İşte kargaları kovalardı filan değil. Hayır. Atatürk'ün büyüklüğünün nedeni de çok kitap okumasıdır. Çünkü ne demişti Atatürk? Hayatta en gerçek yol gösterici birimdir bilimdir. Sonra ne demişti? Ben manevi miras olarak hiçbir nas nası kat'i nası kat'i yani hiçbir değişmez nas dogma bırakmıyorum. Benim yolumdan gidecek olanlar bilim ve akıl yolundan gidecekler. Kim ki akıl ve bilim yolundan gidiyorsa benim manevi mirasçım onlar olacaktır. Atatürk'ün yolundan gitmek akıl ve bilim yolundan gitmektir. Devlette akıl ve bilimin egemen olmasıdır. Yani devletin kesin olarak layık olmasıdır. Devlet din anlatmaz. Devlet inanç dayatmaz. Devlet eğer inanç dayatıyorsa böyle inanacaksınız diyorsa o okullardan çıkanlardan bilim adamı olmaz. Bilim bilinci gelişmez. Bağırmadım değil mi? Ne yapayım? Bu kadar yalın bir gerçeği ben nasıl anlatmalıyım? Anlatıp duruyorum. Osmanlı devleti din devleti olduktan sonra çöktü. Felsefe yasaklandı, bilimler dışlandı, çöktü. Bunu ben söylemiyorum. 17. yüzyılda yaşamış Çatip Çelebi Mizanül Hak fi ihtiyar hak Mizan diyelim kısaca. Mizan adlı eserinde söylüyor. Osmanlı çökerten devletin şeriat devleti olmasıdır. O şeriat dedikleri de tasavvuftaki anlamında şeriat değil. Fıkhi anlamda şeriat. Yani Arap yasalarını Hamurabi kanunlarıyla düzenlemiş, değişmiş Arapyas'ın yasalarını, Arap töresini kutsallaştırarak devlete din diye dayatmaktır. Böylece din de bozulmuştur. Din de çürütülmüştür. Devlette de çökmüştür. Din nasıl bozulmuş? Şimdi başlangıç esas Osmanlı'nın din devleti olması Sultan Süleyman zamanında olgunlaşmıştır. Babası bile hala Şeyhül İslamların sözünü aldırmıyordu. Ama o başlattı. Ama oğlu coşturdu ve yerleştirdi. Sultan Süleyman Han zamanında diyor Katip Çelebi felsefe yasaklandı, bilimler küçümsendi, sonradan dışlandı ve böyle bir devletin yaşaması mümkün olmadığından çöküş başladı. Çöküşün sebebine devlette akıl ve bilim akıl ve bilim yerine dogmaların egemen olmasıdır. Onun için Atatürk diyor ki ben manevi miras olarak hiçbir değişmez kural, nas, dogma bırakmıyorum. Benim yolumdan gidenler akıl ve bilim yolundan gidecekler. Çok önemli bu. Akıl ve bilim yolundan giden bir ülke akıl ve bilim yolundan giden bir ülke. işte o dönemde zavallı bir halk. 13 milyon bir halktır Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı. Ulus bilinci yoktur, yurt bilinci yoktur. Kendisinin ne olduğunun bile ayrımında değildir. Kendisini Osmanlı'nın kulu zanneder. Öyle söylenmiştir yüzlerce yıl. Onlara Türklük bilinci verdi Atatürk. Onun için abarttı da abarttı Türklüğü, Türklüğe olan aşkını ortaya koydu ve Türklüğün gerçeğini ortaya çıkararak binlerce yıllık insanlık geçmişinin en büyük ulusunun Türkler olduğunu söyledi. Gerçek söyledi. Ve bu bilinci verdi. Özgüven verdi. Ne diyordu? Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için gereken gücü kendisinde bulacaktır. Fevzullah Budak yazmış, hemen gözüme çarptı. Biz Türküz, Türkçüyüz. Türkçü, Atatürkçüleriz. Atatürkçü, Türkçüleriz. Ben de diyorum ki Fevzullah Budak'ın, bakın iki yanıma da koyduğum Atatürk gücünü nereden alıyordu? Bitiğini mutlaka okuyalım. Okuyalım yetmez. Yayalım, okutalım. Çünkü Atatürk'ün gücünü nereden aldığını bilirsek biz de nereden güç alacağımızı biliriz ve geleceğin Türkiye'sinin yeniden Atatürkleşmiş, Atatürkleşmiş geleceğin Türkiye'sinin nasıl yeniden binlerce yıllık geçmişinde olduğu gibi geleceğin göklerinde güneş gibi parladığını göreceğiz. Ama önce bileceğiz. Bilgi olmadan ilgi ilgi olmadan da üretim, üretim olmadan da büyüklük olmaz. Üretmek, üretmek, üretmek. Bunu yapacağız. Evet, aydın güneş. Ateşten adamlar bitiğinizi burnumuzun direği sızlayarak okuduk. Evet, burnumuzun direği sızlamalı. Burnumuzun direği sızlamalı. Devlet din anlatmaz. Devlet din anlatmamalı. Devlet din anlatırsa dini de bozar. Niye? Çünkü bu Suud padişah hangi fetva istediyse verdi. Adı kanuni olan Sultan Süleyman oğlu Mustafa'nın bir fırsattı Mustafa. Mustafa ile Osmanlı yeniden akıl ve bilime dönebilirdi. Evet yeniden Türklüğe dönebilirdi Mustafa'yla Ama Mustafa'yı devşirmeler yok etti. Ama babasına yok ettirdi. Babasına fetvayı da din adına, şeriat adına Ebu Suud verdi. Ebu Suud sadece Mustafa'nın öldürülmesine, boğulmasına değil, Mustafa'nın çocuklarının da boğulmasına, sonra Bayezid'in de çocuklarının boğulmasına, beş çocuğu boğuldu, fetva verdi. Evet. Sonunda da işte Sarı Selim'e kaldı devlet. Hürrem Sultan'ın en kötü, en beceriksiz oğluna. Osmanlı devleti kaldı. Evet. Kimin, kim verdi bu fetvaları? E peki o din yani. Yunus Emre'nin kafir olduğuna ve onu sevenlerin ve onu şiirlerini okuyanların öldürülmesi gerektiğine fetva veren Ebu Suud'un dini o yaşıyor hala o anlatılıyor yahu ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum patlayacak gibi oluyor. Nasıl olur bu? Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş Cüveli'nin, Yunus Emre'nin inancıdır Türk'ün inancı. Ama Ebu Suud'un inancı Arab'ın inancıdır. Dayatılmıştır bu topluma. Hala da din dersi adı altında Ebu Suud anlatılıyor. Ebu Suud'un anlattığı naslar hala devletin temeline konulmak isteniliyor. Evet değerler. Galiba çok doldum. Bu tabii birkaç gün sonra 10 Kasım Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde Başkent Üniversitesi'nin 10 Kasım toplantısında gidip Atatürk'ü anlatacağım yine arkadaşlarımızla birlikte yani Atayurt yayın evi ve Atayurt Yayın evi yazarlarından olan ama esas itibariyle Ata Derneği'nin ikinci başkanı olan Fevzullah Budak bizim Ata Derneğinde değişik bir yönetim üçümüz var. Genel başkan yok. Ben genel başkan değilim. Başkanlar var. Yani her başkanın görevi var. Her başkan kendi görevini yapıyor. Ama bir de başkan var. Yani yönetim kurulu başkanı var. O benim. Bir de ikinci başkan var. O da Fevzullah Budak. Bunun dışında da başkanlar var. Örgütlenme başkanımız var. Efendim o da Çınaroğlu Vedat Bey. Vedat Çınaroğlu. Evet, Vedat Çınaroğlu Atatürk'ün askerlik bilgeliğini anlatıyor. Birkaç yerde anlata geldi. Onun dışında Fevzullah Budak Atatürk gücünü nereden alıyordu? Bunu anlatıyor. Ben de Atatürk'ü doğru anlamak adı altında onların anlattıklarından da yararlanarak konuyu bağlıyorum. Yani üçümüz birlikte gidiyoruz ve konuşuyoruz. Evet, ayın 10'unda ben Ankara'da konuşmamı yapacağım. Son 11'inde Eskişehir'e gideceğim. 12'sinde saat 14'te. 12'sinde saat 14'te Eskişehir'de önce yine üçümüz konuşma yapacağız. Arkasından da Ata yurt yayınlarının yazarları ve bizler de tabi orada bitiklerimize kol koyacağız. Yani kitaplarımızı imzalayacağız. Evet değerlerim. Anlatmak çabası için değiliz. Ben işim gücüm daha çok Atatürk'ü anlatmak ama Atatürk'ü anlatırken geçmişi değil geleceği anlatmak. Şu fabrika sanırım birçoklarınızın da ilgisini çekmiştir. Bu kitap da ilginizi çekmiştir. Evet bu kitap ve yazarı da sanıyorum gelecek ve imza atacak. Evet benim değerli kardeşim Ekrem Zeybek iyi yayınlar kıymetli abeyim diyor. Evet değerli kardeşim Ekrem Zeybek dünyada acaba onun gibi düzgün bir insan var mı bilmiyorum yani. Bunu hep anlatıyorum. Ben Kültür Bakanı olduğum zaman Ekrem aradı. Abi hayırlı olsun ama ben ne yapacağım? Ne demek Ekrem dedim. Dedi ki abi dedi ben sen bakan olmadan önce senin bakanlığına bağlı İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin elektriklerinin yenilenmesi işini ihaleye girdim aldım dedi. Şimdi ne yapacağım? O zaman da ihale vardı Türkiye'de hala. <laughs> evet. Yani gerçek ihale. Dedim ki Eksem ne düşünüyorsun? Yani iş ihale girmiş almış benden önce. Ne düşünüyorsun dedim. Bırakmayı düşünüyorum sana laf gelmesin dedi. Bırak o zaman dedim. Yani ben bu kadar işle bulundum. Birçok görevde bulundum. Kardeşimin ticaretinin benimle hiçbir ilgisi olmamıştır. O kendi başına ve çok değerli oğullarıyla birlikte çok değerli bir uzmanlık alanında hem Türkiye'de hem birçok ülkede Rusya'da, Kazakistan'da, İran'da, Tafas'ta falan güzel şeyler yapıyorlar. Mustafa Çalık yüreğinize sağlık Sayın Bakanım demiş. Evet Mustafa Çalık da bizim oğullarının sanatçılarından değerli bir arkadaşımızdır. Hasan Kavlak Hasan Kavlak isterseniz başbuğumuzun Türk'ün inancı, Türk'ün töresi siyaset yolu ve alpagutlar bitiklerini yollayabilirim. Yani Hasan Kavlak bunları almamış mı ki? O almıştır herhalde. Ha, Hasan Kavlak salık ver ama başka bitikler için söylüyor. Sırası gelince salık veriyorum. Evet bugün bu kadar yoğunluğu yüksek ama çok uzak uzak olmayan işte gördüğüm kadarıyla 35 dakikalık bir söyleşi yaptık. Şimdi arkadaşlara bakalım sorular varsa onlara karşılık verme çaba seçimde olalım. E, Refik Kasım mı? Yok geç kalmadınız değerli Kasım. Ha Türkiye'de 21 olduğunda burada 22 oluyor. <laughs> Doğru ama biz Türkiye saatine göre bildiriyoruz. Değerli Refik Kasım olma Evet. Ee, Azerbaycan'da müellim diyorlar. Bizim köylerde de eskiden müellim derlerdi bütün okumuş adamlara. Ee, Yüzdür çek Dursun Yaşaroğlu, geri çekildi. Niye geri çekildin Dursun Yaşaroğlu? O herhalde şey için yani parti propagandası. Tabii kendisi yapabilir kendisi. İyi partiye girdi ama e, öyle e, bir şey diyemeyiz. Biz yapmıyoruz sadece. Evet, Has, Harun Göktemir yayınlar, Neva, neden olmasın? Şimşek'in yayınlar, Hasan Kavlak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Başbu Atatürk'ü artık Türk milleti anlamalı. Taz, Erol vaktiyle yok muydu? Ne bir anlamadım tabii. Çok güzel oldu. Başbuğ'un yayınlar Nazilli Sümerbank Devlet Anam, Meral Akşener Başbakan ha öyle yazmış. <laughs> yani bir şey demiyoruz. Yani biz ne olsun ne olmasın demiyoruz. İyi yayınlar, selamlar, saygılar. Hasan Kavlak. Okullarda andımızın okutulması. Evet. Ali Koç. İyi yayınlar bakanım. Sağ olun. Evet değerli dostlarım, kardeşlerim. Sağ olun, var olun. Soru olmadığına göre burada bağlayalım sizlere. iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk, başarılı uzun dirlik diliyorum. Tanrı Türkiye kut versin diyorum.